Herkese yeni bir Yalopi bölümünden selamlar. Yalopi, Jalopi ya da neyse. İşte okuyamıyoruz arkadaşlar. Doğrusunu da öğrenmedim açıkçası. Bu videoyu ilk videonun devamına çekiyorum hemen. Videoma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olarak beni destekleyin. İhmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizin desteğini bekliyorum. Şimdi bir motele geldik. Videoyu bitirdikten sonra bir tane şehirdeyiz. Muhtemelen Dresden. Sınıra gideceğiz bu bölüm. İnşallah yetişeceğiz. Bakalım. Şimdi bizim adam çıkmış galiba dışarı. Burada bir şeyler var mı abi? Genelde otellerde böyle bedava kullanabileceğimiz bir şeyler olur ya. Araştıralım bakalım. Var mı? Varsa çökelim abi. Bu kadar para veriyoruz. 20 dolar para verdik buraya da, inanılmaz ya. Tabii ki yok. Bir şey yok. Bir daha uyuyamıyoruz zaten. Benim yatak dağınık. Ben pis bir adamım belli yani. Kapıyı tıklar kaçarım. Uyumaya çalışıyorlarmış. Abicim kendinize iyi bakın. Yani size anahtarı mı getireceğiz? Tamam, dur bakayım bir getireyim. Oyunun sesleri pek böyle, söyleyeyim, pek hoşuma gitmedi açıkçası. Sesler bir düzensiz gibi. Devamını çeker miyim bilmiyorum, bakalım. Bakacağız. Sabah erkenden kalktık. Aracımıza geçeceğiz, şimdi yola çıkacağız. Şimdi aracın bir sıkıntısı var, onu da söylemek istiyorum. Videoyu kapattıktan hemen sonra ne oldu? Bunların dayanıklılığı düşmüş. Şehirde bir tane şey varmış abi. Bizim aracın satıcısından değiştirebiliyorsak şeyi bir değiştirelim diyorum. O parçalara. Bir bakalım. Sağdan çıkalım ve devam edelim. Işığımızı da yakalım. Yani sabaha karşı. Muhtemelen sınır kapısı da burası. Araçla ilgili bir değişiklik yapacak mıyız? Şöyle bir tur atalım ya. Araçta. Oo, benzinimiz bitmek üzere. Tamam, dur bakayım o zaman. Hem bir benzin yüklemiş oldum. Aç bakalım. Birazcık benzin atalım. Unutmayalım, benzin takviyesi yapmamız lazım. Motor yağını da alalım, birazcık bir yağlayalım. Muhtemelen bunda motor yağı yok. Doluluk oranını keşke gösterse ya. Bilmiyoruz ki ne kadar var ne kadar yok. Kapatmamış. Yine abi. Geri gelelim. Şehirde bir tane yer varmış ama ne kadar paramız var bilmiyorum. Uf. Derken bir yere mi çarptık? Ha, çarptık. 19 euromuz var. Almanya'da aslında. Şehirdeki şu araba satıcısına bir bakalım ya. Parça ucuzdur diye düşünüyorum bu Almanya kardeşimiz. Heh. Leica satıcısı. Ben bir geleyim abi. Şimdi bana ne lazımdı onlara da bir bakayım. Hava filtresi ve karbüratör. Selamünaleyküm. Babacım, elinizde hava filtresi ya da karbüratör var mı? Bakayım kataloğunuza kardeşim. Geç. Ya bu ne lan? Ha, bunlar motor. Geç. Ha, hava filtresi. Stok. Stok olsun abi. Heh. Ama he. Karbüratör nerede acaba burada? Stok karbüratör ne kadar? Anasının hikaye ya. Bakayımız falan ne halde benimle? Vallahi bilmiyorum ha. Bu oyuna nasıl para kazanacağız onu da bilmiyorum. Hadi bakayım, hayırlısı olsun. Babacım kolay gelsin. Biz yolda kalırsak boku yedik zaten. En azından şu şeye kadar bir gidelim bakalım. Olmadı. Başka bir yoluna bakacağız. Çalışacağız falan yani. Açmayalım da bari akü bitmesin. Bir yandan sevinmiştim bunu bulduğumuza da. Bir yandan üzdü. Evet. Şimdi sınır kapısı hemen şurası galiba. Kaç? 580 km yapmışız.
Hani hemen dolandığımızı falan da hesaplıyor galiba bu. Ya da 58 kilometre. Ya 580'dir bu çünkü hemen geldik abi sınır kapısına. İllegal bir şey var mı üstümüzde? Yok diye biliyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Polislerden nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Diyor ki alkollü geçemezsin. Sosis geçer. Kahve geçemez. Babacım, motoru bir stop edelim. Pasaportlarımızı alalım. Asker abi. Kolay gelsin. Lan Polonya mı burası? Ha çek. Abi kolay gelsin. Size mi vereceğiz? Öteki taraftan mı geçecektik lan? Ha mesai mi başlamadı? Al babuş evraklarımızı. He, şuradan içeri gireceğim galiba, onaylatacağım. Yok baba, yetkimiz yok herhalde. Oğlum sınır kapısından geçmemiz lazım bizim. Abi kolay gelsin. Kaçak mı geçeceğiz şuradan yaya olarak? Pardon da. Allah Allah. Daha deneyelim. Uf diyor amcam da ya. Ah, evraklar lütfen. İyice yanaşmam lazımmış. Al emmi oğlu. Tamam. Asker abi. Aman abi. Tamam. Cezanızı ödeyeyim mi? Babacım. Vallahi bu kadar. Adamlar bizi geçirmedi. Nasıl para kazanacağız? Dur bakalım bakayım bir. Belki iş falan yapabiliriz. Amca gördün mü başımıza ne açtın? Anasını satayım. 1 dolar yüzünden geçemiyoruz abi. Tehlikeli sürmüşüz. Yapacak bir şey yok. Birazcık para yapmamız lazım abi bizim acilen. Burası Laika satıcısı. Yok kafe. İlk arıyorum abi. Burada işe girebilir miyim lan acaba? Var mıdır öyle bir sistem? Yok burası motel. Ben geliyorum emmi. Sabah da oluyor zaten. Burada bir gün çalışalım. Ablacığım. Kolay gelsin. Patlama. Genel müdürlük. Nasıl otel abi? Ne işin var benim burada? Dur senin kapını bir daha çıtlat. Ha tamam. Uyumaya çalışıyormuş. Çöp. Ha. Bir yaramam. Aa. Çöp toplayabiliyoruz. Da bu çöpleri satma noktası nerede mesela? Aa iyiymiş bak bu. Tamam. Okey. Ama nerede işte? Bir şehri dolanalım bakalım ya. Aman aman geldi gene başımıza. 1 dolar için şimdi şehri sınır kapısını geçmemiz lazım. Gurbetçilik zor arkadaşlar. Garibanlık kötü.
Mesela şurada bir şey var. Gelin bakalım abi. Açılmıyor. Karşıya bakayım. Elbet bir yolu vardır bunun ya. Yoksa başa döneceğiz yani. En baştan geleceğiz. Bu sefer daha dikkatli olacağız tabii. Araba dursun orada da. Ben birazcık şehre bakayım. Şehir de bomboş anasını satayım. Güneş de yeni doğuyor. Değişik bir dünyası varmış ama ya. Burası market. Markete bir şeyler satabiliyoruz herhalde. Evet, raflardan ne istersen al diyorsun da. Yok yok, ben bir şey almak istemiyorum. Param zaten yok. Güzel kapı çalıyor ama bak. Garaj gibi bir yer. Dolanalım mı ya? Dayı kasada. Bak bak bak. Aldığımız siparişler burada mı çıkıyor? Anladım. Anladım abi. Arabanın parçalarını satsak? Arabanın parçalarını satsak nasıl olur? Deneyelim. Oluyorsa kaputu satalım mesela. Ya da sağ sol kapımızı satalım. Olsa yola gidebiliyoruz. Yola gitmemiz engel bir şey değil. Ama 1 dolar için burada kalmak biraz üzücü tabii ya. Ne var abi burada? Yalnız bir şehir, yemin ediyorum. Kim karardı? Allah kahretmesin polis amca. Asker abi. Şehir de küçücükmüş. Şehirde kaldık ya, inanılmaz abi. Gidelim bakalım. Deneyeceğiz. Arabanın kaputu sökerim. Amcadan taraftaki. Satarız. Elimizdeki şeyleri satalım. Bir dolar yapsam, sınırı geçsem yeter ya. Ya da yerde falan bulamıyoruz mu, anasını satayım. Ha, buraya girmeyeceğim. Motorun dayanıklılığı bitmek üzere. Söyleyeyim. Yakıtı da var ya, su gibi içiyor, onu da söyleyeyim. Ve bir geldik ha. Başkan, ben sana ne yapayım biliyor musun? Senin kapıyı kullanmıyoruz zaten. Ben bu kapıyı komple sökeyim baba. Demiyorum. Evet. Evet abi. Muhtemelen sıktık arkadaşlar. 19 şeyimiz var ya, inanılmaz abi. Ben ne yapacağım lan? Evet. Kara dumanlar çıkmaya başladı abi aracım. Damlarımız patladı.
Muhtemelen yeniden başlayacağız ve 20 dolar her ihtimalle karşı ayırmamız gerekecek ya da doğru düzgün sürmemiz gerekecek. O yüzden baştan başlayalım mı başlamayalım mı? Kötü bir bitiriş oldu. Ne bileyim. Garip ya. Dediğiniz için teşekkür ederim. Değişik bir bölüm oldu. Yayınlar mıyım yayınlamaz mıyım bilmiyorum. Yayınladıysam eğer sağ olun izlediğiniz için. Sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bölümle ilgili fikirlerinizi yoruma bekliyorum abi. Ne yaşadık az önce? Ama oyunu oynayanlara fikir olsun. Parasız kalmayın. 20 dolar ayırın bir köşeye. Cezası var bu işin. Cezası.